öyle bir kusursuzluk böyle bir prototipler çağındayız ki e, gerçeklikten koptuk. Ben üniversitede ders veriyorum yüksek lisans öğrencilerine. Sizlerin tabii çok daha büyük tecrübesi vardır. Şeyi fark ettim. Bütün iyi notları onlar alıyor, bütün kötü notları ben veriyorum. Tabii. Ve e, böyle <laughs> bir diyorum. B küsür bir not alındı mı şikayet ediliyor o şeye dekanlığa hani bu tekrar incelensin falan diye. E, sınıfta kalma kalktı sanıyorum değil mi yanlış evet. mı anlıyorum yani kaybedilmeyen bir oyunla çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz ve bu çocuklar pamuklar içerisinde büyütülüyor yani ciddi bir ebeveyn sorunu var bu çağda. Bu çocuklar hiç kaybetmiyor, hiç yokluk çekmiyor, hiç sıkıntı çekmiyor, hiç hayır kelimesi duymuyor. Sonra ben mesela işte hayatımın önemli bir bölümünde şirketlere gidip konuşmalar yapıyorum. Bu yeni çağı anlatmaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyoruz birlikte. Bana ön toplantıda hep anlatılan ne biliyor musunuz? Ya bizim şirkette çalışanlar çok mutsuz, hiç motive değiller. E, hiç sadakat yok. Hemen şirketten ayrılma peşindeler falan filan. E, neden? Çünkü tatmin olamıyoruz gerçekler bizi artık tatmin etmiyor. O kadar yapay bir dünyada büyümüşüz ki, daha doğrusu büyütülmüşüz ki gerçeklerle karşılaştığımızda birisi bize dediğinde ya bunu söyledin ama bu yanlış, bu olmamış, bu yaptığın benim istediğim gibi değil. Git bunu bir daha yap. Git bunu bir daha şoka giriyor, depresyona giriyor.